Halk arasında ve bilim dünyasında, zeytinin yaprağından tutun, yağına kadar birçok hastalığa şifa kaynağı olduğunu biliyoruz. Son dönemlerde, zeytin çekirdeğinin faydalı mı yoksa zararlı mı olup olmadığı, oldukça merak konusu haline geldi. Gerek yağı ve yaprağı, gerek çekirdeği ile yutulduğunda, birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Düzenli olarak tüketilen zeytin çekirdeğinin, kanser, bağırsak, ülser, kabızlık ve prostata iyi geldiği biliniyor. Ülkemizde zeytin ağaçları, özel bir kanunla koruma altına alınmış tek meyve ağacıdır. Zeytin çekirdeğini yutarak mide yanmaları, bağırsakları güçlendirip kabızlık gibi birçok sorunu ortadan kaldırır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Mide asidini düzenler. Zeytin çekirdeğinin yapısı, selüloz içerdiği için, çok serttir, çiğnenerek yenilmesi mümkün değildir. Fakat sindirim enzimleri ve mide asitleri tarafından kolayca eritilebilir. Zeytin çekirdeği, mide yanması yaşayan kişilerde, mide iç yüzeyini güçlendirerek yanmaları azaltır. Özellikle bağırsakların güçlenmesini sağlayarak kabızlık problemlerini yok eder. Ülsere iyi gelir. Farklı nedenlerle çeşitli mide rahatsızlıklarıyla mücadele eden kişilerde, zeytin çekirdeğinin yutulduğu durumlarda bu şikayetlerin eskiye nazaran oldukça azaldığı görülmektedir. Zeytin çekirdeklerinin, gastrit ya da ülser gibi pek çok problem üzerinde mideyi sakinleştirici etkileriyle faydalı olduğuna inanan pek çok uzman da bulunmaktadır. Bağırsak oluşumunu engeller. En önemli faydalarından birinin de bağırsak problemlerine karşı olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda, gerçek kullanıcılardan alınan veriler neticesinde, zeytin çekirdeği tüketen kişilerin, bağırsak problemlerini rahat çözebildikleri gözlemlenmiştir. Prostata kalkan olur. Birçok erkeğin kabusu olan prostat problemleri konusunda, zeytin çekirdeğinin faydalarını değerlendirebilmek mümkündür. Bunun için, günlük 4 ila 5 zeytin çekirdeğinin yutulması, bir müddet sonra prostat problemleri üzerinde olumlu etkilerini göstermeye başlayabilir. Sindirim sistemini güçlendirir. Sindirim sisteminde yer alan iç organlarda ya da sindirim sisteminin genel işleyişi konusunda zeytin çekirdeğinin faydalarının olduğu söylenebilir. Bazı hastalar üzerinde yapılan araştırmalar, zeytin çekirdeği yutmanın çeşitli sindirim problemleri üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu göstermektedir. Kabızlığı geçirir. Zeytin çekirdeğinin parçalanıp toz haline getirilmesi ya da bütün olarak tüketilmesi, kişilerde meydana gelen şiddetli kabızlık problemlerinin belirtilerini hafifletici etki gösterir. Bu nedenle, kabızlık problemiyle mücadele eden kişilere, zeytin çekirdeği tüketimi tavsiye edilebilir. Zeytin çekirdeğinin genel faydaları. Bağırsak ve prostat problemlerine çözüm oluyor. Kanserli hücre oluşumunu engeller. Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Mide yanmasını önler. Zayıflamaya yardımcı olur. Cildin parlamasını sağlar. Saç sağlığını destekler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Anemiye karşı koruyucudur. Beyindeki sinir hücrelerini korur. Karaciğerde yağ oluşumunu önler. Ne zaman ve nasıl yutmalıyız? Günde 5 ila 7 adet zeytin çekirdeğini yutabilirsiniz. Dilerseniz yarısını sabah aç karna, diğer yarısını da akşam yatmadan tüketebilirsiniz. Zeytin çekirdeğini tamamıyla eriten enzimlerimiz ve mide asidimiz sayesinde, zeytin çekirdeğini yuttuğunuzda korkmayın. Bağırsaklarınız tıkanmaz ve zeytin çekirdeğinin sivri uçları da size zarar vermez. Henüz aramıza katılmadıysanız, kanalımıza abone olup bildirim zilini aktifleştirip tüm videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.